Doktor Gönül Peçen, Ahmet Peçen ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Ambulans Helikopter İniş Alanı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle açıldı bugün. Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya'daki sağlık yatırımlarından ve iç çatışmaların yaşandığı Sudan'daki tahliyelerden de bahsetti. Doktor Gönül Peçen ve Doktor Ahmet Peçen, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Ambulans Helikopter İniş Alanı yapılan törenle hizmete girdi. Teşekkür ediyoruz. Ağıtlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yanında bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Ambulans Helikopter İniş Alanı'nın açılış törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Ersin Yazıcı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, hayırsever Doktor Gönül Peçen ve davetliler katıldı. Açılışta bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya'nın sağlık alanında Türkiye'nin en büyük envanterine sahip olduğunu kaydetti. İlimiz olarak 112'de acil sağlık hizmetlerinde çok çok ön plandayız. Çeşitlilik anlamına da bakılırsa belki de Türkiye'nin en çeşitli envanterine sahibiz. Burada bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sağlık alanında Antalya için önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve geçirmeye de devam edeceklerini belirterek çatışmaların devam ettiği Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamalarda da bulundu. 2061 kişinin Sudan'da tahliyesini gerçekleştirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, 22 ülkenin vatandaşını da Türkiye'ye getirdiklerini, İstanbul'dan ülkelerine gönderdiklerini kaydetti. Sudan'da şu anda gelmek isteyen vatandaşlarımızın büyük bir bölümünü getirdik. Daha doğrusu şu ana kadar gelmek isteyenlerin hepsini getirdik. 1763 vatandaşımızı ve 300'den fazla yurt dışından, daha doğrusu 298 başka ülkelerin, 22 ülkenin vatandaşını da Sudan'dan tahliye ettik. Bizden yardım isteyen herkese burada da yardım elimizi uzattık. Toplamda 2061 kişiyi gerek Sudan üzerinden, gerekse Suudi Arabistan üzerinden ve de Mısır üzerinden Türkiye'mize getirdik. O 22 ülke vatandaşlarını da kendi ülkelerine İstanbul'dan göndermiş olduk. Ben Suudi Arabistan'a, Sudan'a ve yine Etiyopya'ya ve Mısır'a bu destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Çavuşoğlu'nun konuşması sonrasında Doktor Gönül Peçen ve Doktor Ahmet Peçen, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Ambulans Helikopter İniş Alanı'nın açılışı yapıldı.